Herkese merhaba değerli dostlar. Biz Cüz'le ilgili ve dünya piyasalarıyla ilgili şöyle kısa bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Herkesin malumu biliyorsunuz piyasalar son 4-5 ayda özellikle bizim piyasamızda hissedilir derecede bir sarsıntıya sebep olmuş durumda. Ve yatırımcılar oldukça artık sığlaşmış ve kenara çekilmiş durumda. Ee, ne yapacaklarıyla ilgili pek fazla fikirleri olmadığı gibi çok da artık umursamayacakları seviyelere geldi piyasa. Ee, şu anda baktığımız zaman yurt dışı piyasalarda ana gündem maddesi şu an Fed'in yapmış olduğu politikalardan ziyade şu an ABD'nin borç tavanı ile ilgili. Borç tavanı her sene her dönemde olduğu gibi yine sıkıntılı bir süreçle geçmek üzere. 1 Haziran'dan önce borç tavanı sıkıntısının aşılması lazım ki ABD ekonomisi e, düşmesin. Bu her zaman son dakikalara kadar sıkıntı yaratsa bile her zaman geçildi. Yine aynı şekilde geçilmesi beklenmekte. Çok fazla üzerinde durmayacağız. Ama yurt dışı piyasaları şu anlık meşgul ettiğini söylemek mümkün. Şimdi biliyorsunuz Fed'in faiz arttırma sürecinde bütün piyasalarda bir durgunluk dönemi yaşanır. Bunu herkesin kabul ettiği bir e, ekonomik so sonuçtur. E, ve şu anda beklentiler biliyorsunuz yıl sonu itibariyle özellikle 2024'ün ilk çeyreği itibariyle tekrar faiz indirimi yönünde olması beklenmekteydi. Bankaların kriz yaşayacağı ya da batma tehlikeleri geçireceği ile ilgili bu faiz arttırımlarından dolayı çok fazla bir emare söz konusu değildi. Şurada birkaç ay öncesine kadar. Ta ki e, Fed'in artık bu faiz arttırma süreci sonlanmaya başlamışken e, vesile olmuş oldu. Ve şu anda görünen o ki... 2024'ün ilk çeyreği itibariyle faiz indirilmeye başlanacak beklentisi hakimdi zaten. Genel itibariyle kanı bu şekildeydi, raporlar da bu şekildeydi. Şu an bununla ilgili artık birazcık daha erkene çekilme ihtimalinden bahsediliyor. Yani enflasyonun %2 hedefi var biliyorsunuz FED için Amerika'da ve bu orana tutturma seviyesi pek mümkün gözükmüyor. Yani çünkü son 40 yılın en derin bir enflasyon olduğu için öyle kolay bir şekilde bu seviyelere çabucak gelmesi bir faizin arttırımıyla pek mümkün gözükmüyor. Bir de bankaların sıkıntıya düşme ihtimalinden dolayı artık son bir kez e, toplantı e, pozitif tarafta olma ihtimali söz konusu. Onun haricinde artık faiz indirme hareketinin daha erkene çekilme ihtimali konuşulmaya başlandı Fed başkanları arasında. Şimdi önümüzdeki dönemde böyle bir ihtimal piyasaların daha erken bol paraya kavuşması ve piyasaların daha hızlı canlanması anlamına gelecek. Bu yüzden bizim kendi ayrıştığımız ayrıca bir dönem var biliyorsunuz enflasyonla ilgili ciddi bir sorunumuz var. Bu yüzden bu enflasyon sorunu bizim yine menfaatimize olacak ilerleyen dönemde. Piyasalarda yurt dışı piyasalarda çok daha fazla bir hareket olursa yükseliş babında bizde de aynı şekilde. Yani şurada gördüğünüz buradaki gördüğünüz aylık grafik verileri çok uzun süredir bir yatay görüntü vardı ama enflasyonla birlikte 1200-1400 seviyesinden çok hızlı bir yükseliş geldi pandeminin çıkışından sonra. Ve piyasalarda gördüğünüz gibi bizim borsamızın bu şekilde yükselişinin ana sebebi bizim ihracat rekorları kırmamız falan filan değil tabii ki. şu an görünen enflasyon verisinin piyasalar tarafından birazcık satın alınması, diğer taraftan kurdaki yüksek hareketin hisse fiyatlarında oldukça ucuz fiyatlara düşürmesi hızlı hareketlerin ana nedeniydi. Bunu yıl sonuna kadar yine bekliyoruz. Ve şöyle 2021 yılında başlayan bu yükseliş sonunda yani ikinci 6 ayında başlamıştı 2021 yılının Eylül aylarında falan. Bu yükselişin genel itibariyle 5 ve 7 aylık dönemler içerisinde kendini düzelttiğini ve nötrlediğini tekrar piyasanın tekrar toparlandığını gördük. Bu periyotlar üzerinden konuşmak gerekirse artık bizim Haziran ayını mutlaka 4600 seviyesinin üzerinde kapatmamız gerekiyor ki görmüş olduğunuz 2 yıllık bu trendin son bulmaması için. Muhtemelen de bu şekilde olacak diye değerlendiriyor. Şimdi seçim belirsizliği bir şekilde önümüze duruyor ama artık yavaş yavaş bu konuyu da aşacağız artık önümüzdeki hafta itibariyle hisse senetlerinde tekrar bir toparlanma beklentimiz var ama dediğim gibi yurt dışında hala hala hazırda Fed'in faiz arttırımı ve indirimi ile ilgili eee muallak bir süreç var birkaç aylık. Bu zaman diliminde eğer Fed başkanları yavaş yavaş bu söylemlerini zayıflatmaya ya da güvercinleştirmeye başlarlarsa e, bizim için dünya piyasalarında daha farklı bir ayrışma söz konusu olabilecektir. Yabancı hareketlerinin devam ettiği ve 28 e, %28'e kadar gerilediği bu dönemde e, hisse senetlerindeki bu e, sı duruşun birazcık sizlere daha fazla rahatsız ettiğini farkındayım. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bizim görebileceğimiz ana hedefler ve seviyeler olarak öncelikli olarak Haziran'ı mutlaka 4600 seviyesinin üzerinde kapatmalıyız ki daha sonrasında bizim için üst bantları olan yaklaşık 5000 5.200 ve 5.500 seviyelerde doğru tekrar hareketin canlanabilmesi. Beklentimiz bu yönde olacak. Ben yine de Eylül-Ekim dönemine kadar en azından Ekim-Kasım dönemine kadar 7.000 seviyesine kadar yeniden toparlanma ihtimalimiz olabileceğini değerlendirmeye devam ediyorum bu enflasyon ortamında. Daha üzerinde bir derin bir e, e, banka krizi. Yaşanmadığı sürece yurt dışında. Çünkü bizim ülkemizde şu an bankarı, bankacılık kriziyle ilgili bir beklenti söz konusu değil. Sermayeler çok kuvvetli bankaların bu faiz politikasından dolayı. Ee, şu an pek doğru gözükmese de önümüzdeki dönemde bizim için bu faiz politikasının değişmesi aslında çok önemli. Ama değişmeyecek gibi gözüküyor. Yani düşük faiz politikasının sürdürülmesi bekleniyor. Artık zaten şu da var. Bu saatten sonra bir faiz arttırımının radikal bir faiz arttırımı hala bekleyen kurumlar var yurt dışında Türkiye'de. Bu saatten sonra bu faiz arttırımı da artık zaten hiçbir işe yaramaz. Arjantin'de bir işe yaramadı. Geç kalınmış bir faiz arttırımı hiçbir işe yaramıyor. Bu yüzden bunu da tekrar deneyeceklerini sanmıyorum. Artık bu girilen süreçte beklenmeyen sonuçlar elde edildiği için kötü tarafta artık bunu bu şekilde sürdürmeye çalışacaklardır bir şekilde. Ve bizim için önemli şey eğer endeksimiz bu ay bitmeden 4300'ün altına gelecek olursa artık 4000 seviyesi bizim için sürpriz olmayacaktır. Ama en önemli şey eğer böyle bir hareket gerçekleşirse planlarımızı mutlaka ötelememiz gerekecek. Çünkü bu saatten sonra eğer 4300 seviyesi kırılıp da 4000 seviyesi test edilirse artık bu 2 senelik trendin sonu sonlanması anlamına gelir ve beklentilerimizi daha da uzatmamız gerekir. Yani 2024'ün ortalarına kadar piyasalarda öyle çok ciddi miktarlarda yükselişler olmayacak anlamına gelir. Çünkü çok güçlü bir destek burası. Trendin bozulması demek bütün piyasanın artık e, kendi kendine işleme devam etmesi demek olacak. O yüzden bizim için bu kademeler oldukça değerli ve önemli olacak analiz yaparken. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Umutsuzluğunuzu bir kenara bırakın. Emin olun bu enflasyon ortamında bizim beklentimiz aynen size şurada söylediğim gibi Haziran ayını 4600 üzerinde tamamlayıp akabinde önümüzdeki aylarda Eylül ayına kadar daha iyi bir noktada en azından 5000 seviyesinin üzerinde bir fiyatlamayla piyasalarda ciddi bir yükselişin devamını bekliyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.